Hayrettin Karaman, i̇bn Arabi ve i̇mam Rabbani, Ramazan ve Oruç i̇bn Arabi, Ramazan Allah Teala'nın, Samed, yeme içme dahil hiçbir şeye muhtaç olmayan, ismine tekabül ediyor. Misli benzeri olmayan oruç ibadeti, misli benzeri olmayan Allah Teala'nın ismini taşıyan bir ayda ifa ediliyor. Bu sebeple Kur'an'da onun başına şehr, ay kelimesi getirilmiş, şehru Ramazan, Ramazan ayı denmiştir ki Allah'ın ayı manasına gelmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ramazan geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Cennetin sözlük manası örtüdür. Ramazan oruç ayı olduğu ve oruçta gözle görülür bir ibadet olmadığı, Oruç tutanı Allah'tan başkasının bilemeyeceği için cennetin kapıları açılıp içine konarak örtülmektedir. Savm, oruç kelimesinin sözlükte bir manası kendini tutmak, frenlemek, diğer manası ise yükseltmektir. Allah Teala oruç bana aittir buyurarak onu kullar yerine getirdikleri halde kendine ait kılmış. Böylece benzeri bulunmayan oruç ibadetini yükseltmiş, yüceltmiş onun karşılığını kendisinin vereceğini bildirmiştir. Allah Teala'nın eşi benzeri olmadığı gibi oruç ibadetinin de benzeri yoktur. Çünkü o bir şeyleri yaparak değil, terk ederek, yapmayarak ifa edilir. İşte bu sebeple onu kendine nispet etmiştir. Oruç benim demiştir. Fütühat, ilmiye Baskısı, Cilt 2, Sayfa 328-333 İmam Rabbani Ramazan ayı çok önemli, azim bir aydır. Bu ayda eda edilen namaz, yoksullara yardım, zikir gibi nafile ibadetler başka aylarda yapılan farz ibadetler değerindedir. Bu ayda yapılan farz ibadetlerin değeri ise diğer aylarda yapılanlara göre 70 derece daha üstündür. Bu ayda bir oruçluya iftar ikramında bulunmanın karşılığı günahların bağışlanması ve cehennem azabından kurtuluştur. Emre altında olanların yükünü bu ayda hafifletene de Allah'ın vereceği mükafat yine aynı mahiyettedir. Bağışlanma ve azaptan kurtulma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ay geldiğinde bütün tutsakları serbest bırakır, isteyene istediğini verirdi. Bu ayda hayırlar yapan ve salih ameller ifa etmeye muvaffak kılınan kimseye, yıl boyunca bu davranış arkadaş olur, böyle devam eder. Bu ayı dağınıklık içinde geçirenin hali de bütün yıl böyle olur. Bu ay fırsat bilinerek olabildiği kadar manevi bakımdan toparlanmaya gayret etmek gerekir. Allah Teala bu ayın her gecesinde binlerce insanı cehennem azabından azad eder. Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır, şeytanlar bağlanır, ilahi rahmet kapıları da ardına kadar açılır. İftar vakti gelince gecikmeden orucu açmak, sahuru da sonuna kadar yiyip içmede kullanmak sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta titizlik göstermesinin hikmeti, kulluk makamına yakışan ihtiyaç vasfını ortaya koymak olmalıdır. Orucu hurmayla açmak da sünnettir. İftar vakti şu dua okunur. Susuzluk sona erdi, damarlar ıslandı ve inşallah ödül, ecir sevap hak edildi. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek ve teravih namazı kılmak da müekked sünnetler arasındadır ve pek çok güzel sonuçlar doğurmaktadır. 1. cilt 45. mektup. İmam Rabbani bu cildin dördüncü mektubunda yine Ramazan ayı ve oruç konusunda önemli açıklamalar yapıyor. Bu ayın bütün kemalatı ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'le özel bir münasebeti vardır. Bu ay bütün hayırları ve bereketleri içinde taşır. Her bir insana bütün yıl boyunca gelecek hayır ve bereket bu ayda eğlene nispetle denizden bir damla gibidir. Başka günlerde ve aylarda olanla bu ayda olanlar birbirine benzemez ve kıyas edilemez cümlelerine yer veriyor. Hayrettin Karaman Yeni Şafak